Merhaba arkadaşlar, oyunlar şafakımız. Hoş geldiniz. 2 bölüm özel oda vlogu ve yeni kameramı gösteriyorum. Evet arkadaşlar, eski kameram buydu. Fuji filmdi. Bu biraz 720p çekiyordu ve oyunlar ekranı yoktu. O yüzden değiştirme kararı aldım. Ve yeni kameram yine Fuji film HS30, HS30 X'li arkadaşlar. 1080p video çekiyor ve çok iyi çözünürlüğü var. Saniyede 30 kare çekiyor ve ekranı oynar başlıklı arkadaşlar oynuyor. Eski kameramın 4 pile çalışıyordu. Duracell 4 pile çalışıyordu. Bu kamera ise kendi özel bataryası var. Kendi özel batarya çekiyor ve bilgisayara çok rahatlıkla erişim sağlanabiliyor. Eski kameramda hafıza zaten çıkartıyordum. Telefon takıyordum. Telefonda bilgisayar yapıyordum. Ama bunu ise direkt tek bir kabloyla bağlantıya koyabiliyorum. Yani böylece daha güzel videolar sizin için gelecektir. Özellikleri bakacak olursak işte 1080p video çekebiliyor, 30 kare çekiyor saniye başına. Çok güzel çözünürlüğü var, 16 piksel. Hani 16 milyon piksel de geçiyor ama hani o milyonlu zoom sayesinde oluyor. Normalde 16 piksel. Ucuz aldım. 0'ı 1300 liraydı, ikinci el aldım. Artık 0 alamayacağım. Hem dahi flaşı var hem de harici flaş yeri girişi var. Tek bir kötü özelliği, mikrofon girişi yok arkadaşlar. Mikrofon girişi bulunmuyor. Onun haricinde HDMI girişi olsun. Normal 3.0 değil, normal USB girişi var. Bir de auto yeri var arkadaşlar. Auto girişi var. Sol tarafta zoom özelliği var. IOS ayarı derecesi var. Ve burada sensörü var. Yani şöyle göstereyim. Açayım hemen. Tabi yanlış takmamıştım. Bataryasını yanlış takmıştım. Hemen bataryasını düzelteyim. Hemen şey açayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle oynar başlıklı. Şöyle göstereyim. Heh, odaklasın şöyle. Şöyle çarpı 30 zoom özelliğine sahip. Ön tarafta şöyle Fuji filmin. Şimdi burada IOS ayarları var. Burada büyütmek için mi burası var, bir de tam profil için arka tarafı var. Bayağı güzel, beğendiğim yerlerden beğeniyorum yani. Bayağı bir araştırdım. Ve şöyle bakın, buraya bastığım zaman ön taraf alıyor sensörlü, işte sensör sayesinde. Şimdi hemen isterseniz oda bloğuna geçelim. Oda bloğunu kapıdan başlayacağım. Bizi diye kapıdan girdiğimiz zaman kapı üstünde bir askılık var ve kıyafetlerimi koyduğum bir bölüm. Hemen kapının sol tarafında kitaplık var arkadaşlar. İlk iki katı boş, yani pek fazla bir şey yok. Üçüncü katında seni YGS'ye gireceğim için, yani seni 12. sınıf olacağım için YGS kitaplarımı var. Şimdi hazırladım, hazırlandığım için. Onun üstünde benim orta, yani lise kitaplarım var. Orta öğretimle geçiyor ama lise. Üst tarafta benim ayrı bir bölümüm var. Hatta şunu hatırlıyorsanız kutu açımı yapmıştım. Bayağı çok hoşuma gitmişti bunlar. Siz olsun diye şimdi buraya koydum. En üstünde benim sana geçiklik gözlüğüm bir yer var. Onun yanında eski küçük olan kameramın kılıfı var. Hemen yanında mini drone'um var. Uçurduğum mini drone. Ve onun yanında yine kameramın deri çantası var. Hemen kapıdan girdikten sonra bize sağ tarafta bir tane misafirler gelip oturursa diye bir tane sandalye var. Hemen önünde bir tane masa var. Gördüğünüz gibi şu an hatta kameralar da burada bulunuyor. Aslındaki farkı da görüyorsunuz yani boyut olarak da. Bu da yeni kameramın arkadaşlar. Ekranına gelen, ekranın koyucusu olan şeysi işte, her neyse. Burada benim tarağım var. Burada voleybol madalya almıştım. Orada kalmış. En son hiç kaldırmadım. Burada bir tane benim peçetem var ve peçetem de Muay Thai. Gittiğim için Muay Thai'da elime sardığım bez var arkadaşlar. Bez diyeyim artık. Elime sardım. Hemen onun yanında bir tane boydan aynam var. Kenara baktığım boy aynası. Hemen asıl sizi ilgilenmeye gerek olursak burada bir tane bilgisayarım var. 8 GB RAM'i 4 GB ekran kartı, tam özelliklerini sayamam, pek fazla bilmiyorum çünkü kuzenimle toplama yapmıştık. Toplama yaptığımız bilgisayar. O yüzden benim küçük raflarım var. İşte içinde YouTube için, hani YouTube'da önce bir plan yapıyorum ve planlarımı yazdığım bir defter var. Onun altında benim akıllı saatimi kırdım. Akıllı saatim vardı ve şuradaki şey çıktı arkadaşlar. O bulunuyor ve kalemlerim burada. Onun altında da işte gereksiz birkaç şey var. Hemen o üstüne zaten vandetta maskem var. Oraya koyuyorum her zaman. Biliyorsunuz bazı girişlerimi yapıyorum. Hemen onun üstüne benim yapmış olduğum el yapımı softbox'ım var. Tabi diyeceksiniz ki softbox böyle mi olur? Tabii ki böyle olmaz. Softbox'ın arkadaşlar bir de şeyi vardı. Bu vardı. Hani bunu şöyle açayım.
üstünü zaten kaplamıştım. Annem bunu düşürmüş temizlik yaparken. Şöyle buraya giriyordu. Zaten bir hafta oldu böyle oldu. Sonra sinirim bozuldu, ellemedim. Annem bunu düşürdü ve kırdı arkadaşlar. Sonra bayım boydan bozuldu. Çünkü annem bir ara benim kameramı düşürüp kameramın şu yan tarafına, bakın şöyle göstereyim. Bak şu, şurada bir tane yamukluk var. Gördüğünüz gibi bak şu başparmağımın olduğu yerde. Annem kameramı düşürmüştü ve o yamukluğu oluşturmuştu. Annem ondan sonra bayağı bir sinirlenmiştim. Ondan sonra burada benim ışıklığı 20 liraya aldım. Teknosa'dan aldım. Benim mouse'um var, gözüküyor. Mouse'u çalıştırınca ekranı açıldı. Burada anahtarlığım var. Burada gazoz açacağım var. Ve işte reis 15 liralık Polygold. Efsane mi efsane benim ufacık. Şuradan gördüğünüz gibi bak. Resmen parmak boyunda, parmak kadar şöyle minnacık bir tane mikrofonum var. Bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Hani BMS 200 almayı düşünüyorum. Yurt dışından veya Let's Go'dan ikinci elden. Ama ben belki AliExpress'in yurt dışında Çin'den alabilirim çünkü sıfır yani. Ve kendi elim yapmış olduğum bunun şeyi var, patlayıcı engel şeyi var arkadaşlar. Ve altında da şöyle göstereyim, tripod gibi bir şeysi var. Şunun altı taş arkadaşlar, şu içinde taşlar ağırlık olsun diye. Yoksa bu uçağa gide burada 5. yüzyıldan kalma bir tane şey var, klavye var. Hiçbir özelliği yok. Hatta USB girişi bile, eski yuvarlak girişler ama çok sağlam. Sinirlendiğim zaman giriyorum, vuruyorum, hiçbir şekilde hiçbir sorun çıkarmıyor. Şöyle vuruyorum, böyle giriyorum buna sinirlendiğim zaman, fazla tık diye ses çıkıyor. Burada benim AliExpress'ten bedava almış olduğum webcam'im var arkadaşlar, bedava almıştım. Çünkü 12 megapiksel diyor ve 12 megapiksel değil. Ve şöyle söyleyeyim, bu bana kargo takibi olmadan gelmişti bu arada. Kargo takip yoktu, ben de bunu söyledim, kargo takip yok dedim ve ona da paramı geri iade etti. Hemen en arkada tripodum var, 1 metre 40 santim arkadaşlar, şöyle bayağı uzun bir şey. Hatta biraz da uzayabiliyor, şuradan daha fazla uzuyor. Bayağı bundan 40 lira almıştım, Türkiye'den almıştım, Hesuba'dan almıştım, gayet güzeldi. Bu da arkadaşlar kameramı bilgisayara bağlamak için bayağı uzun bir kablo. Şöyle bir şey var, aha düştü. Eski kablomda öyle bir, ay eski kameramda öyle bir kablo olmadığı için havza katını çıkartıyordum, telefon takıyordum, telefonu bilgisayara bağlıyordum. Ama şimdi hiç öyle bir sorunum yok. Direkt yeni kameramı kablo ve bilgisayara bağlayabiliyorum. Ondan sonra sol taraf, birazcık daha geldiğim zaman biliyorsunuz softbox çapraz oluyor, bir sağda bir solda. Bunu da MediaMarkt'ta almıştım tam 15 TL'ye. Ve arkada da eski tabletimin böyle şeyi var, tutacağı vardı. Şey hatta oynuyor ama yeniden biraz zor çıkıyor. Onu koydum ve üstüne bunu yapıştırdım. Diyeceksiniz ki bu kutular neden var? Bu şey arkadaşlar, hemen şuraya gidelim. Bu mikrofon bana küçük geliyor. Yani uzunluğu. O yüzden ben bunları alıyorum. Zaten siz bunları görmüyorsunuz. Veya da sadece belki görüyorsunuz da kameraya ona göre alıyorum. Bunu böyle yüksek yapıyorum ki çünkü boyu oturduğum zaman anca şey ağzıma çeneme doğru geliyor. Çünkü yani 15 liraya aldım, uzaktan ses kaydı almıyor, iyice dibine kadar girmem gerekiyor. O yüzden mikrofonu değiştirmem gerek. Hem yani bunlar tekrardan, yani onlar da kalabalık olmasın diye köşeye koyuyorum bunu hemen altına. Burada benim gerekli ihtiyaçlarımı, mesela kulaklığım falan olsun, separ olsun, bekliğim olsun, bu içinde özel şeylerim var arkadaşlar. Hemen sol altta bir tane çöp kutusu var. Burada benim box eldivenlerim var, Marte'de kullandığım box eldiveni ve burada ama görmeden yine hemuk oldu. Burada da benim çekmecelerim var. Ben böyle nasıl diyeyim, icat yapmak gibi veya bir şeyler söküp parçalamakta çok üstüme yoktu. Parça parça böyle içine koyarım. Şurada çaktırmadan atlıyorum, çantam var hafta sonu için atıyorum kutu köşe bir yere. Burada arkadaşlar yatağım var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Burada bir tane pencere var ve ben bundan geçerken bazı şeyler düşüp kırılıyor. Aynı softbox'la eski kameram gibi. O yüzden masayı şöyle çekmeyi düşünüyorum. Aynen ol diye şöyle hani bu tarafa bakacak. Duvar kağıdı almayı planlıyorum. Ama bir sıkıntı var. Bunu ben böyle koyduğum zaman yatak da gözüküyor. O yatağı nasıl edeceğim bilmiyorum. Yani çünkü dediğim gibi burası böyle olduğu zaman yani şöyle bakıyor. Şöyle bakıyor ve pek de güzel olmadığını düşünüyorum. Bir de işte geçerken çok fazla sıkıntı oluyor. Bazı şeyler düşüp kırılıyor. Hani nasıl yapayım? Odamı da şöyle göstereyim. Kamerayı veya şeyi nasıl koyacağımı bana önerirseniz çok sevinirim.
Önerin ki, çünkü ben de tam bilemedim şimdi. Bura koysam bir tripod var. Tripodu nasıl koyacağım? Bunun hepsi bir sıkıntı. Çapraz koysam şöyle bir kirli bir görüntü olacak şu taraf. Orası da poster. Şu el ne geziyor? Eli kim yapmış? Bu el nedir burada? Poster koysam anca olur. Orayı böyle posterlere de düşesem. Artık bakacağız arkadaşlar. Bu arada 2000 abone olup abone herkese çok 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 teşekkür ederim. Zaten bunu da 2000 aboneye özel çekiyorum arkadaşlar. Şöyle şu abi şu seni çok seviyorum ben. Uzay gezegenlerle şurada yine uzay gezegenleriyle ilgili şeyleri çok seviyorum. O yüzden bunu koydum. Şurada kullanılan programlar var. Onları çok isterseniz ayrı bir şeye koyabilirim. Böyle CSGO Sky adresini aşağıdaki açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Beraber CSGO oynamak isterseniz de orada da CSGO şeyimi koyacağım. İsmimi koyacağım, nickname'imi. Bizden bu kadar arkadaşlar, izleyicilik. Çok teşekkür ederim. Daha fazla izleyicilik. Like atmayı ve unutmayın. Kendinize bakın. İyi günler. Bye bye.